Milli Savunma Bakanlığı kaynakları pençe harekatlarıyla Türkiye-Irak sınır şeridinde 15 ila 30 kilometre derinlikte güvenli hat oluşturulduğunu açıkladı. Irak'ın kuzeyinin alan hakimiyetinin sağlandığına dikkat çeken kaynaklar, teröristler artık son çırpınışlarını vermektedir, dedi. Terör saldırılarında ekranlara çıkan uzmanları da uyaran güvenlik kaynakları 30 yıl önce bilgilere göre hareket edilemediğini vurguladı. Bizim tepkimiz şehit verdiğimizde ortaya çıkıp siyasi ve şahsi hırslarla kahraman Mehmetçiğin ve görev yapan personelin gayretini, tecrübesini yok sayan, yürüttüğümüz mücadeleye zarar verme amacı güden yorumlar yapan, kısacası derdi üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek olanlardır. Diğer yandan 20-30 yıl önce yapılanların tekrar gündeme getirilerek bugün yapılanların eleştirilmesi ve uygulanan stratejinin yanlış olduğunun ispat edilmeye çalışılmasına da anlam veremiyoruz. Çünkü veriler ortadadır. Bizim oralarda ne işimiz var demek tam da terör örgütünün yaratmak istediği algıya hizmet etmektir. Güvenlik kaynakları yeni bir kara harekatı ile ilgili soruları da yanıtladı. Ülkemizin, halkımızın ve sınırlarımızın güvenliği için uluslararası hukuk ve meşru müdafaa açısından operasyon yapmak Türkiye'nin en doğal hakkıdır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaç olan yer ve zamanda bugüne kadar yaptığı gibi bundan sonra da ne gerekiyorsa yapacağından kimsenin şüphesinin olmaması gerekir. Burası Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı da haftalık terörle mücadele bilançosunu paylaştı. İcra edilen hava harekatlarıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, tünel, mühimmat malzeme deposu, barınak, ikmal malzemeleri, doğalgaz üretim ve petrol tesisleri ile gelir elde etmek için kullanılan tesislerden oluşan toplam 114 hedef başarıyla imha edilmiştir. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayan kahraman Mehmetçik bölgede toplam 81 teröristi etkisiz hale getirmiştir. 1 Ocak 2023'ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2396'ya ulaşmıştır. Mehmetçik'in Irak'ın kuzeyinde 2477 mağara ve sığınağı imha ettiği belirtildi. Bakanlık mağara krokisi de paylaştı. Mağaraya toplam 18 değişik tünelden girme imkanı bulunmakla birlikte ameliyathane, eczane, mutfak, kiler, tuvalet ve su deposu gibi tesisler içeriden birbirlerine kazılmış tüneller vasıtasıyla bağlantılıdır. Merhaba arkadaşlar, ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar ve aşağıda mı yukarıda mı, aşağıda galiba değil mi? Oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.